Nurettin Soyak Başyazı Bütün gücünle mücadeleni sürdür. Hakla batılın mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Bir kısmı Allah'ın tarafında mücadele ederken, bir kısmı da şeytanın tarafında mücadele etmektedir. Bu mücadele kıyamete kadar devam edecektir. Hakkın ve haklının yanında olanlar kaybetse de kazanacak, batılın yanında olanlarsa kazansa da kaybedeceklerdir. Bundan dolayıdır ki müminin mücadelesi hayat boyu sürmelidir. Allah'ın taraftarı olduğunu iddia edenler ve bu iddiasında samimi olanlar bu mücadelenin ilkelerini Kur'an'dan alır. Onunla mücadele eder. Şeytanın taraftarları ise mücadele talimatını şeytandan alır. Rabbimiz buyurdu ki öyleyse artık inkarcılara boyun eğme bu Kur'anla onlara karşı bütün gücünle mücadeleni sürdür. Furkan 52. Müminin yegane güç kaynağı Rabbimizin kelamı olan Kur'andır. Müminin ilham kaynağı Kur'andır. Hayat programı Kur'andır. Kur'ansız insan yaşayan ölü demektir. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için terkinde bulunurlar. Enam 121. Eğer şeytanın adamlarının müminlerle mücadele etme, müminleri yok etme, Allah'ın ahkamını ortadan kaldırma gayretleri, müminlerin Allah'ın ahkamını hakim kılma gayretlerinden daha fazlaysa, müminlerin dünyaya olan muhabbeti inkarcılardan daha fazlaysa, vahlar Müslümanlara, yazıklar Müslümanlara. Adem aleyhisselamdan beri resuller ve tabiileri inkarcılara karşı hep vahiyle mücadele vermişlerdir. Bundan dolayıdır ki inananlar hiç yılmadan inkarcılarla mücadele etmişlerdir. Bu mücadelede dün de bugün de samimi müminler kafirlere asla boyun eğmemiştir. Bir avuçta olsalar canları pahasına mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Allah'ın izniyle büyük topluluklara galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 249 Şeytan da boş durmayıp kendi dostlarını müminlerle mücadeleye teşvik eder. Eğer bazıları da şeytanın bu oyununa gelir, kafirleri bırakıp müminlerle mücadeleye başlarsa Rabbine eş ve ortak koşmuş olurlar. Rabbimiz kimlerle nasıl mücadele edileceğini bildirmiştir. İçlerinden zulmedenler hariç, Kitap ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin. Ankebut 46. Rabbimiz herkesle anladığı dilden mücadele edilmesini emretmiştir. Zalimler hariç kitap ehliyle güzel bir yolla mücadele edilmesi istenmektedir. Zalimlere ise hak ettiği verilmelidir. Rabbimiz buyurdu ki hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Bakara 193. İnkar edenlerse hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Kehf 56. İnkarcılar aciz şeytanları batıl ve çürük davalarıyla hakkın karşısına dikilmeye cesaret ederler de hakkın temsilcileri nasıl olur da her şeye kadir Rableri yanında batılın karşısına dikilmez, şevk ve gayretle onlarla mücadele etmezler. Rabbimiz buyurdu ki Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Nahl 27. Kafirler dünya ve ahirette rezil olmaya mahkumdurlar. Herkesin nefsi için mücadele ederek geleceği, kendilerine zulmedilmeksizin herkese yaptığının karşılığının eksiksiz ödeneceği günü düşünün. Nahl 111. Müminler her işi Allah için yapmayı öğrenmediği sürece, inananların dünya ve ahirette muvaffak olmaları mümkün değildir. Birlikte hareket etmeyi de öğrenmeleri gerekiyor. Bunun için de güven şart. Güvenin olmadığı yerde de hiçbir başarıdan söz edilemez. Ne dini, ne siyasi, ne askeri, ne de ticari alanda. En uzun birliktelikler de güven ortamının oluşturulduğu birlikteliklerdir. Allah için mücadeleye çıkanların dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de bu mücadeleye nefislerini bulaştırmamalıdırlar. İyi niyetle yola çıkan neceleri bu mücadeleye nefislerini bulaştırdıkları için dökülmüşlerdir. Son nefesine kadar Allah için mücadelede samimi bir gayretle daim ve kaim olanlar ecrini bol bol Rablerinden alacaklardır. Zaman zaman mücadeleden yılanlar, ilahi müjdelerle kendilerini ve yakınlarını şevk ve gayrete getirmelidir. Çünkü hiçbir dava erinin samimiyetle yaptıkları karşılıksız kalmayacak ve ecirlerini Rablerinden bol bol alacaklardır. Ancak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz mükafat vardır. Tin 6 Rabbimiz Siyonist Yahudilerle mücadele eden kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Hayatlarını yaşayan Kur'an yapan, malları ve canlarıyla cihad eden Gazze'li kardeşlerimiz Siyonistleri perişan etmiştir. Siyonistlere atarken, attığın zaman sen atmadın, fakat Allah attı ayetini okuyarak atan Gazze'li mücahitlerin atışına Siyonist zalimlerin zırhlıları da dayanmamaktadır. Allah düşmanlarına Allah için atılırsa atan Allah oluyor. Onun karşısında da ne top kalır ne tank. Rabbimiz buyurdu ki iman edip salih amel işleyenler var ya, onları altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Ankebut 58 Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Saf 4 Ümmeti Muhammed nerede? Satanistiyle, Siyonistiyle, Hristiyanıyla İslam düşmanlarının hepsi Gazze'yi boğmaya çalışırken Ümmeti Muhammed nerede? İlimden, ihlas ve samimiyetten yoksun. İndiği mütalalar ve ithamlar. Tefrika ayrılık ve fitneden başka bir şey getirmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, Ümmetimden bir grup hak için muzaffer şekilde mücadeleye, kıyamet gününe kadar devam edecektir. Müslim, samimi müminler nerede, kiminle, kime karşı mücadele edeceğini bilir. Allah'ın düşmanlarını bırakıp da Allah'ın dostlarıyla mücadeleye kalkışmazlar.